Gelin bakalım gençler, gelin 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 gelin. Ooo, şuraya bak ya. Nasıl? Vay 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 vay. Nasıl, çok beğendiniz değil mi? Vay be. Hazırsanız açılalım mı? Hazırız kaptan, açılabiliriz maviliklere. Hadi bakalım abi, o zaman. Teknenin güzelliğine bak ya. Hayat abi ya. Niye zahmet ettin benim için be abim? Bak şimdi kardeşime bak. Vay benim kardeşim benim ya. Benim askerlik arkadaşım, benim alt devrem. Ya sevgilisi terk etmiş. Onun için şöyle bir moral gecesi düzenlemişiz. Çok mu arkadaşlar? Ayrıca bununla da bitmiyor. Bir tekne yanaşacak ve bir oryantal gelecek teknemiz. Yok artık. Evet arkadaşlar. Erkek erkeğe deliler gibi eğlenmeye var mısınız? Evet. Peki erkek erkeğe deliler gibi eğlendiğimizden kızların haberi var mı? Hayır. Güzel. O yüzden flaşlı flaşsız çekimler yasak ona göre, anladınız mı Amara? Arkadaşlar gözünüzü seveyim, ne olur. Buket'in bana geri dönme ihtimalini sıfırlamayalım lütfen. Aa, deli misin oğlum, yapar mıyız biz öyle şey ya? Kızlar bizi mesaiye kaldık biliyor. Hayat abi, sen bu akşamı tek başına nasıl organize ettin böyle ya? Tek başıma nasıl organize edeyim oğlum, yardım aldım. Daha kimde? Selam millet. Oo, ben kaç, 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 kaç. Kapat, kapat. Hayır, durun. Durun. Ne oldu abi, geç kaldığım için mi yapıyorsunuz bunu yani? Denize açıldık. Geriye dönüş yok ona göre. Abi, rica ediyorum. Gözünü seveyim. Ya bu adam bir keresinde maça gidebilmek için Kudret'in cenazesine gidiyorum demiş. Ya bir kere Çiçek beni görmesin diye 8. kattan aşağı attı. Biliyorum, biliyorum. Hepinizin travmalarını biliyorum. Ama ben abiniz olarak Kazım'la konuştum. Öyle mi Kazım? Evet abi. Tövbe etti. Tövbe ettim arkadaşlar. Artık yalan söylemiyorum. Hı. Zaten son söylediğim yalan yüzünden de 8 ay içeride yattım. Nasıl lan? Hapiste mi yattın? Hayır, salonda yattım. Çiçek beni odaya almadı abi. Salonda yatmak zorunda kaldım. Ne yapayım? Bakın, vallahi artık bende yalan malan yok. Zaten Çiçek bu akşam nerede olduğumu da biliyor. Tamam mı? Yani buraya gelmesi mümkün değil. Hatta bu akşam beni araması imkansız yani. Güzel. Aha, arıyor lan. Efendim aşkım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Ha, başlıyoruz. Korkuyorum ya. Durun. Allah Allah. Diyelim ki yalan söyledi. Denizin ortasındayız oğlum. Kız bizi nasıl bulacak? Ayrıca ne yapacak yani? Kazım'dan koordinatları mı isteyecek? 41. kuzey enli mi? 29. doğu boylan aşkım. Sen deniz taksiye söyle, o çıp diye koyar bizi yanına. Heh, hadi. Hadi bekliyorum o zaman. Hadi bay bay bay. Aşkım geliyor. Ya arkadaşım, sen biraz önce yalana tövbe ettiğini söylemedin mi? Yalan söyledim. Şimdi bunu mu tartışacağız yani? Neyse, sonuç itibariyle burada 5 dakika içinde bir tane düğün organizasyonu yapacağız, tamam mı? Ve siz de bana yardım edeceksiniz. Ha, yardım etmem diyen varsa bir storylik canınız var, haberiniz olsun. Ne storiesi ya? Arkadaşlarla tekne keyfi. İsmail abinin sevgilisinden ayrılmasını eşine ve karılarına yalan söyleyen dostlarla teknede kutluyoruz. Hatta birazdan dansöz gelecek. Hemen salarım ha. Ben de buna dalarım ha. Dur, tamam, ederim, tamam, tamam, İsmail. Ya İsmail, sen bana istediğin zaman dalarsın ya. Şimdi sırası mı? Allah Allah. Şimdi düğünü organize etmemiz lazım abicim. Hadi lütfen ya. Hadi biraz düşünün ya. Ne yapacağız? Şerefsiz haklı. Bizim kızların hepsi bunu Instagram'dan takip ediyor abicim. Ya. Şu düğünü atlatalım, sonra bakarız çaresine. Hadi abi, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Söyle, söyle. Abicim artık uzun uzun anlattırmayın bana. Gidin, koltuğun arkasında çantalar var. O çantalarda da düğün kıyafetleriniz var. Çıkartın bakalım neler varmış. Allah'ım yarabbim. Namussuz Ayşegül serisi gibi lan. Ya düğünde ya tatilde. Senin evlendiğin güne lanet olsun Kazım. Allah Allah. Allah Allah. Damatlık bu. Damatlık bu. Hı-hı. Çok sevdiğim sevgilim benden ayrıldığı için dışarı çıktığım gece ben damat mı olacağım abi? Bir dakika İsmail, bir dakika ya. Kazım en iyi senin anlaman lazım oğlum. Evet abi. Ne yapsın yani? Karısından mı boşansın? Ayrılsın mı ya? Allah Allah. Erkek adam arkadaşına destek olur. Doğru. Erkek adam arkadaşını satmaz. Doğru. Erkek adam... Erkek adam gelinlik giymez. Etme Kazım. Ama Hayati abi, senin gelin olman lazım. Ama Hayati abi, senin gelin olman lazım gibi bir cümle... Yani elle tutulur bir yanı yok oğlum bunun. Bir dakika, bir dakika. Kız arkadaşım beni terk ettiği için dışarı çıktığım gece ben asker arkadaşımla mı evleneceğim? Allah Allah! İsmail, söylediğin şeyin saçmalığının farkında mısın? Tabii ki gerçekten evlenmeyeceksin. Nikah memuru gelmeyecek, düğün iptal olacak. Bu kadar abi.
Bir şey söyleyeceğim Hayati abi. Bak Çiçek seni tanımıyor. Tabii ki sen de gelin olmak zorundasın. Ayrıca Allah aşkına bir bak şuraya. Bir şu baby face'e bak. Bir de şunların suratına bak. Yani burada gelin olacak kim var? Tek, tek bir kişi. Orası öyle tabii de. Hani şimdi bilemedim ya. Yani bu gelinlik para olur mu ki yani? Bu strapless mi, balık sırtı mı? Abi balık sırtı ayrıca tam senin ölçülerine göre yapıldı. Ha ölçülerimi de biliyorsun. Etme Kazım, yapma ya. E dansöz gelecek demiştin, o olsun gelin. Ha dansöz gelecek demiştim, o olsun gelin. Dansöz senin babandır. Ya o anlamda değil, ha oryantal diyorum ya. Yani. Hayır dansöz senin baban. Nasıl? Olacak. Ya ben her ihtimale karşı dansöze bıyık, peruk ve takım elbise vermiştim. Böyle bir durum olursa diye yani. Ama onun gelmesinde daha çok var. O senin babanı oynayacak da birazdan Çiçek gelir, burada gelin görmezse biteriz ya. Her şeyi düşünmüş şerefsiz. Anladın mı şimdi Hayati abi, Kazım sana neden yardımcı oluyor? Anladım, anladım da. Bilmiyorum ki yani bu duvak da... Yani benim kafa yapıma uygun değil ya. Böyle bende böyle bir taç olsa, değil mi? Hem böyle... Gelin buketim de yok, o demetlerden var ya. Ben bu geceyi hiç böyle hayal etmemiştim. Halbuki tam benim hayal ettiğim gibi oluyor Hayati abi. Abi dünya evine giriyoruz. Adam bizi dünya evine sokuyor. Sen taca bukede falan mı takıldın? Ben yokum aga bu işte. Ben hiç yokum. Nasıl? Ben hiç yokum. Ben de yokum. Ya istiyorsan karıma şikayet et, istiyorsan sal story'yi. Ben yokum, bitti. Şişt. Kudretim, ha. Sen zaten yoksun ki. Oğlum sen iki evvel zaten ölmemiş miydin? Yani Çiçek seni öldü bilmiyor. Abi, zaten sen yoksun ki. Abi çok rica ediyorum yani uluslararası kara sularındayız. Beni suya atmayacaksın herhalde. Lan ne komik adamsın. Beni iyice psikopat yaptı bu ya. Ya yemin ediyorum korkutuyor beni bu. Aptal. Çek beni! Al, al. Çek lan! Ayağıma bir şey değiyor! Abi! Abi! Hadi bakayım! Çek, çek Kudret, çek! 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 Hah! Bak! Karşıda ışıkları görüyor musun? 5-10 kilometre, Sakız Adası orası! 100 Kudret, 100! 100 Kudret! Allah'ından ha. Bul Kazım! Kazım! Bak ben gelinim ha, ona göre karıştırmayalım ya. Abi saklardık adamı görmezdi yenge. Niye attın denize ya? Ya böyle bir şeyi nasıl risk ederim ya? İsmail bir saat takıp varmaz karaya varır. Ya abiciğim hadi. Allah Allah. Bak bakalım Çetin'de var bir şantaya. Ya baktım baktım ya. Bir şey yok işte. Beyaz peruk var. Bir de bronzlaştırıcı kakao kremi var. Acaba ben neyim? Evet evet ben neyim? Bak bakalım içinde daha neler var. Ne bak, var bak, işte? Bak 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 bak. Türkçe Yunanca sözlük var. Evet. Tabak var. Evet. Perukla bronzlaştırıcı kakao kremi de varsa. He? Ben Fedon'um. İşte zeka diye ben buna derim be. Aa. Tabii ki Fedon'sun. Niye? Niye? Niye Fedon'um lan ben? Niye? Çünkü İsmail'le Hayati Bodrum'da aşk yaşamaya başladı. Ben de onlara kıyak olsun diye gittim Bodrum'dan Fedon'u buraya getirdim. Lan Bodrum'a gitmek için bu yalan mı geldi aklına? Ya Allah Allah. Hala daha burada ne düğün var ne gelin var. Farkında mısınız? Hadi abiciğim. Hadi abiciğim. Allah Allah, Allah hadi. Allah Allah ya. Ya Allah bırak Allah ya tamam. Hala. Tamam bilemedim ki. Çok yakışacak Hayati abi, çok yakışacak. Heh. Şu düğün hengamesini atlatalım. Cenazeni ellerimle tertipleyeceğim kanka. Hadi, hayırlı, hadi, hadi. Kazım kanka benim çantam boş. Nasıl boş lan? Boş oğlum, boş. Oğlum sen neydin lan? Dur, dur, dur kanka. Mesut, 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 Mesut. Evet, Mesut. Mesut. Ha, ha Mesut sen Arap prensisin. Lan o bir öncekiydi. Hadi be. Ben dün akşam Berkay'ın bekarlığa veda partisine gitmek için senin ameliyat geçirdiğini söyledim de. Ne ameliyatıydı lan o? Ay Allah'ım nasıl yazmadım ben bunu ya? Ne ameliyatıydı o, ne ameliyatıydı ya? Kanka aman diyeyim ha. Hayır yok canım yok öyle bir şey değil ya. Yok değil mi? Yok yok hayır hayır. Göz, kulak falan öyle bir şey yani. Sen bu tutan şunu ya abiciğim. Al şu gözlüğü tak. Tamam mı? Sen en iyisi hiç görmüyorsun. Duymuyorsun tamam mı? Hatta sen hiç konuşma. Ulan üç maymunu bedene nasıl sığdırayım ben? Ne bileyim oğlum. Geliyor, geliyor tak. Çiçek! Teşekkürler. Aşkım atla atla. Atla gel. Aşkım benim canım. Ya. Hoş geldin bebeğim. Hoş buldum canım, hoş buldum. Kazım. Efendim canım.
kendi aralarında sade bir düğün olacak demiştim. Bu biraz fazla sade değil mi Kazım? Gelinin babası nikah memurunu almaya gitti de onu bekliyoruz, ondan. İyi peki, madem öyle olsun o zaman. Mesut nasılsın, nasıl geçti ameliyat? Mesut, sana sesleniyorum. Duymuyor musun? Duyuyor muyum? Duyuyorum. Tabii duyuyorsun. Duyuyorum, duyuyorum. Elimi sallıyorum misafir. Görmüyor musun, kör müsün? Görüyorum, görüyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bil bakalım belki benim. Hani sen ameliyat olmuştun? Ben bir saattir sana sesleniyorum, hiçbir tepki vermiyorsun. Ne yapayım ya? Görüyorum, duyuyorum. Daha ne tepkisi vereyim ya? Ne tepkisi? Kazım, senin beyin ameliyatı olduğunu ve ameliyat sırasında oluşan bir komplikasyon sonucunda beyin tataklanması sendromuna yakalandığını ve bu yüzden her adını duyduğunda kendine tokat attığını söylemişti Mesut. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne? Bir çuval iç. Ne yaptın? Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Çocuğun bu sendromu geçmesi için elimizden gelen gayreti gösterelim. Aa. Sen bir cümleyle çocuğa tekrar hatırlat bakalım. Öyle değil mi Mesut? Yapma Mesut. Vurma Mesut. Tamam, ben hatırladım. Hatırladım. İlk dans, ilk dans. Alkış. Damat da geline alkış. İlk dans için. Sen niye ağlıyorsun? Böyle iki samimi dostumu görünce yani duygulandım ben. Kazım, bunlar dans mı ediyor, birbirine el ense mi çekiyor, ben anlamadım. Niye mesafeli bunlar Kazım? Doğru söylüyorsun ya. Ya arkadaşlar, siz sevgili değil misiniz canım? Niye bu kadar mesafe var aranızda? Biraz yaklaşsanız, herhalde burada selfie çekmiyoruz yani. Bir story koymayacağız. He? Bak bak, çok severler birbirini. Çekindiler. Neyse ya, oldu ha? Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Bravo. Yenge, çok teşekkür ederim ya. Bu özel günümüzde buraya kadar geldin ya. Bizi çok mesut ettin, sağ ol. Hayırdır kanka? Kanka, ben ameliyat oldum ya. Ha? Beyin tataklanması geçirdim ben. Ne? Beyin tataklanması. O ne lan? Hastaneye yattım. Kazım da sağ olsun geldi, beni ziyaret etti, baktı. İşte o ameliyattan sonra her adımı duyduğumda tokat atıyorum kendime. Anlıyorum kanka. Allah kolaylık versin. Amin. Aa, merhaba. Aa, tanıştığımıza memnun oldum. Ben Hayati. Min, en mutlu gününü yaşayan Hayat. Çok memnun oldum. İkinizi de tebrik ederim. Siz nerede tanıştınız? Askerde. Askerdeydim ben. Tabii o değil tabii. Ben çarşı iznine çıktım. Çarşıda gördüm. Böyle salına salına yürüyordu yolda. Zaten o an çarşı pazar karıştı. Yani onu ilk gördüğümde işin bu raddeye geleceğini hiç hayal etmezdim. Ya ben de bir gün böyle gelinlik giyeceksin deseler kesin kavga çıkarırdım. Ah, ne oldum demeyeceğim. Bak aşkım. Tam tipik gelin yani. Klasik gelin değil mi? Hem ağlar hem gider. Ah, Burhan amca geliyor. Geçin geçin, Burhan amca nikah memuruna geliyor. Burhan amca gel gel gel. Ha, hoş geldin Burhan amca, hoş geldin. Nerede nikah? Aa, nikah memuru nerede Burhan amca? Yoksa nikah memuru gelmedi mi? Memur gelmemiştir, nikah iptaldir. Ha? Hadi. Böyle bir şey olur mu ya? Ne olacak, benim düğünüm olmayacak mı? Ben evlenemeyecek miyim? Hadi o zaman dönelim. Hadi bari. Hayır canım. Aa, niye olmasın? Nasıl? Nasıl mesela? Canım, uluslararası sularda değil miyiz? Kaptanın nikah kıyma yetkisi var sonuçta.
Bu işe sen ne diyorsun bu sonuçta? Ben ne diyeceğim? Kaptan diyecek sonuçta. Ne yapalım kaptan? Hadi kıy bari. Nikahı olsun bitsin yani. Oğlum bak ben kıyarım ama geçerli olur. E tamam canım, Allah Allah. Biz de eli yüzü düzgün bir nikah istiyoruz zaten, öyle değil mi? Geçerli olsun ya, Allah. Olmayacak mı yani? Bana uyar. O zaman ya, masaya geçelim. Geç Burhan amca, geç. Yok. Burhan amca. Yol ver Burhan amca ya. Buyurun, buyurun, buyurun. Burhan amca yol. Geçsene damat sen de. Hadi. Kanka yani bu iş buraya kadar... diyeyim ben sana yani gelmişken, bu iş buraya kadar gelmişken evlenmeden olmaz. Değil mi hayat? Vallahi ben de bu kadar... yakışıklı bir adam bulmuşum. Ay kaçırmayacağım herhalde. Evet, o zaman nikah törenine geçebiliriz. Bugün burada bu iki genç, güzel insanın en mesut günlerine... Ne oluyor ya? Neyse, sorgulamıyorum artık. Şahitlik etmek için toplandık. Evet. Siz beyefendi, bu güzel hanımı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? O kadar değil, hadi hadi yani. Evet. Bravo! Bravo! Peki güzel kızım. Bunu da sorgulamıyorum. Bu güzel beyefendiyi kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet hayat. Bak bu güzel gelinlikle seni bütün eş, dost, herkes görecek. Hadi artık bir cevap bekliyorlar senden. Evet, evet, evet. O zaman ben de sizleri uluslararası deniz hukukunun bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Bravo, bravo. Hadi, hadi. Evet, gelini öpebilirsin artık. Yapacak bir şey yok devrem. Ma! Aa! Aa! Öptü valla! Artık ömürüm, giderim evimize. Aa nasıl? Ne? Düğün bitti mi? Ma bittim. Yenge ne sorguladın ya? Daha düğünün hangi aşamalarını görmek istiyorsun acaba? İki özelimiz olmasın mı lan? Canım onu demiyorum ben. Kazım Fedon çıkacak demişti. Bunun için gitmişti Bodrum'a. Ve karşınızda Fedon! Kazım. Efendim aşkım? Bu Fedon'dan çok Tarık Mengüç'e benziyor. Yok yok, şimdi bak şarkı söylemeye başlasın. Anlarsın hemen. Ella! Yesu e calibera calispera. O yana da bu yana da el arabaya. O yana da bu yana da el arabaya. O yana da bu yana da el arabaya. Galata da balata da salata da el arabaya. Burhan amca ne güzel kıvırıyor Kazım. Ya. Ya. Aşkım. Heh. Bundan yıllar, yıllar önce. Evet. Burhan amca geçirdiği bir trafik kazası sırasında... radyoaktif bir dansöz tarafından ısırılınca... sen... Oldu. Of. Kazım. Bak başına. Ya. Burhan amca kadar iyi kıvıramazsın Kazım. Ya! Oh be, oh! Biz hiç modumuzu bozmuyoruz. Aynen devam. Haydi. Yes! Dil dünyayı anlamak belki zor bir mesele.
barışıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.